Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Kadir Meydan. Size anlatacağım konu modern olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi ve olimpiyatların gezici olma ilkesinin günümüze kadar düzenlenen oyunlar açısından değerlendirilmesidir. Olimpiyatlar yaz ve kış olmak üzere 4 yılda bir düzenlenir. Modern olimpiyatlar ilk kez 1896 yılında Atina'da düzenlenmiştir. Düzenlenen ilk olimpiyatın başarılı olmasının ardından olimpiyatların her zaman Atina'da düzenlenmesi teklif edilse de Milli Olimpiyat Komitesi bu teklifi kabul etmemiş ve 1900'de düzenlenen ikinci olimpiyat Paris'te gerçekleşmiştir. Paris oyunlarında ilk defa kadın sporcular da yarışmıştır. 1916 yılında Berlin Olimpiyatları 1. Dünya Savaşı nedeniyle 1940 ve 1944 yıllarındaki olimpiyatlar ise 2. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilmiştir. Türkiye olimpiyatlarda ilk defa 1924 yılında Paris'te katılmıştır ve katıldığı bu ilk olimpiyatta herhangi bir derece alamamıştır. 1936 yılında Berlin'de düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye ilk defa altın madalya almıştır. Madalya, Greco-Romen güreşte 61 kiloda Yaşar Erkan'ın birinci olarak aldığı altın madalyadır. Olimpiyat alanındaki tüm sporlar dünyada yaygın olarak yapılan spor dalları olur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak beyzbol olimpiyat programında yer almaz. Çünkü bir olimpik spor en az 25 ülkede oynanır olması gerekmektedir. Olimpiyatları programında 26 spor dalında 20 farklı disiplin ve 300'e yakın yarış bulunmaktadır. Örneğin bir spor dalı olarak kabul edilen güreşte 2 disiplin vardır. Bunlar Greco-Romen ve serbest stildir. Kış olimpiyatlarında ise 15 spor dalı bulunmaktadır. Sporcunun olimpiyatlarda yarışabilmesinin ilk şartı olimpik liyakate sahip olmasıdır. Bir sporcunun olimpik liyakate sahip olup olmadığını ülkenin Ulusal Olimpik Komitesi ve Ulusal Spor Federasyonu belirler. Tüf yeterlilik yanında sporcunun ahlaki liyakate sahip olması da gerekmektedir. Örneğin fair play kurallarına saygı göstermesi, doping testine katılmayı kabul etmek ve yasak maddeleri kullanmamak. Olimpiyat bayrağında iç içe geçmiş farklı renklerde halkalar yer almaktadır. İç içe geçmiş bu 5 halka 5 kıtayı temsil eder. Yani Avrupa, Afrika, Amerika, Asya, Avusturya kıtalarını temsil eder. 5 kıtadan ülkelerin katıldığı ilk olimpiyat 1912 yaz olimpiyatlarıdır. Olimpiyat bayrağı 1914'te kabul edilmiş ve 1916'daki olimpiyatta da kullanılması kararlaştırılmıştır. Fakat 1916 olimpiyatlarında 1. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilince bayrak ilk olarak 1920 olimpiyatlarında kullanılmıştır. Olimpiyatların sloganı 3 kelimelik Latince ifadedir. Bunlar Litius, Altius, Fortius. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamına gelen ifade sporcunun birinci olmayı değil elinden geleni en iyisini yapmasını öğütler. Sloganın bir diğer anlamı ise önemlisi kazanmak değil katılmaktır. Olimpiyat ateşi oyunların başlamasından birkaç ay önce onun ilk yıkıldığı yer olan Olimpia'dan alınır. Da Hera Tapınağı'nın önünde parabolik bir ayna vardır. Ve ilk meşale bunun yardımıyla yakılır. Yani güneşin enerjisiyle. Olimpiyat ateşini ilk yakan kişi her zaman bir kadındır. Daha sonra yine bu meşale öncelikle başka kadınlar olmak kaydıyla taşınmaya başlanır. Bu kadınlar Vesta bakilerini temsil eder. Taşıdıkları ateş ise onların kutsal sonsuz alevlerini temsil eder. İşte güneşten kadınlar tarafından alınan bu enerji din ele taşınarak olimpiyatların yapılacağı yere kadar getirilir ve olimpiyatlar devam ederken sürekli olarak yanmaya devam eder. Olimpiyat ateşi ilk olarak 1936 yaz olimpiyatlarında kullanılmıştır. Olimpiyat maskotu ise ev sahibi ülkenin kültürel değerlerini yansıtır ve genellikle hayvan ya da insan figürü olur. Maskot ilk olarak 1968 yaz olimpiyatlarında kullanılmıştır. Olimpik maskotu arasında en ünlüsü 1980 yaz olimpiyatlarında kullanılmıştır. Hazır günümüzde olimpiyat oyunları kapsamında toplamda 13.000'in üzerinde sporcu 400'den fazla kategoride mücadele etmektedir. Gerçekleştirilen mücadele sonucunda belli bir kategoride en iyi sarıyı elde eden sporcu altın madalya ile ödüllendirilir. İkinci sıradaki sporcu gümüş, üçüncü sıradaki sporcu bronz madalyanın sahibi olur.
Gerçekleştirilen mücadeleler sonucunda belirli bir kategoride en iyi süreyi elde eden sporcu altın madalya ile ödüllendirilir. İkinci sporcu gümüş, üçüncü sporcu ise bronz madalya ile ödüllendirilir. Bütün ülkeleri ve sporcu gençleri dünyanın en büyük spor organizasyonunda bir araya getirerek dünya barışının devamlılığını sağlamak amacıyla modernize ederek canlandıran olimpiyat oyunlarının bu erdemli olimpizm ruhunu canlı tutabilmesi için bu hareketin en üst birimi olarak kurulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1894 yılında oluşturulmuştur. Araştırmada kaynak toplama teknikleri kullanılmıştır ve 1896-2000 yılları arasında düzenlenen olimpiyat oyunları incelenerek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kurulduğu 1894 yılında belirlediği ilkelerden olimpiyat oyunlarının gezici olma ilkesine sadık kalınıp kalınmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Sunumu hazırlarken kullandığım kaynakları sunumun sonuna ekledim.